övülecek olan her şey alemlere Rabbi olan Allah'a yakınlığıyla övülecektir kardeşim. Ama Allah rızası için şöyle bir kendimize bakalım. Kendi bir ahvalimize bakalım. Toplumumuzdaki övgü anlayışına bakalım. İmanı olan değil, parası olan övülmektedir bu toplumda. Namazı olan değil, makam ve mevkisi olan övülmektedir bu toplumda. Ahlakı olan değil, villası olan övülmektedir bu toplumda. Kızı hafız olan değil, kızı sekreter olan övülmektedir bu toplumda. Oğlu hikmetli bir davetçi, Rabbani bir mücahit olan değil, bankada müdür olan oğul övülmektedir bu toplumda. Ama kesinlikle şunu bilelim ki aziz dostlar, Allah'ın övdüğü hayat, alemlerin Rabbi olan Allah'ın müdahale ettiği bir hayattır. Allah'ın övdüğü bir hayat, saniyesi saniyesine Allah'ın hukukunun, kanunlarının egemen olduğu bir hayattır. Allah'ın övdüğü hayatta ahiret birinci plandadır. Allah'ın övdüğü bir hayatta dünya değil kulluk ön plandadır. Allah'ın övdüğü hayatın içerisinde ilim vardır ve hikmet vardır. Kur'an ve sünnete göre amel vardır. Allah'ın övdüğü hayatta ter, gözyaşı ve kan birbirine karışmıştır. Allah'ın övdüğü hayatta uykusuzluk, acı, keder, işkence, hicret, cihat ve şehadet vardır. Allah'ın övdüğü hayatın içerisinde meşakkat, kahır vardır ey aziz dostlar. İşte böyle bir hayat hamd edilmeye değer bir hayattır. Ya harib al-millah.